Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Nasıl ki kalbi ölen bir insan, pıt pıt atan bir kalbe dünyada görülen cismani kalbe sahipse de, onun dünya ve ahireti artık şaşmış, dengesini yitirmiş durumdadır. Diri bir kalple ölü bir kalbin farkı ne? Bunu Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, Müslüman günahını altında oturduğu ve sanki üzerine her an düşme tehlikesi olan bir dağ gibi, yani dağ ne kadar ağırdır, ne kadar büyüktür insan için öyle görür. Ve işte bu koca dağ acaba benim üzerime düşer mi diye korkar durur. Günahkar bir insan ise günahını şöyle burnunun üzerinden geçen küçük bir sinek gibi görür. Yani önemsemez. Bir tarafta koca bir dağ, diğer tarafta küçücük bir sivrisinek. Demek ki öğreniyoruz ki bizim hissiyatımız, bizim geleceğimizle alakalı çok önemli. Bugün kendimizi kandırıp duruyor olmamız, nasıl olsa o da böyle yapıyor. Allah benim kalbimi bilmiyor mu? Benim kalbim temiz söylemlerinin ne kadar yanlış olduğunu daha iyi anlıyoruz. Vücudumuzda bir rahatsızlık olduğunda doktora koşuyoruz. Tedaviye, ilaca veya hangi önlem alınması gerekiyorsa ona sarılıyoruz. Ama ne yazık ki maneviyata zehir serpen tehlikeler karşısında aynı önemi, aynı titizliği göstermiyoruz. Evlatlarımızın iyi bir diploması olması için dünyada parlak bir gelecek sahibi olmaları için ne kadar endişe gösteriyoruz. Ne kadar gayret üzerine gayret biçiyoruz. Ama bunların onda birini dahi, onların ahiret diplomaları ve sadece dünya gelecekleri değil, gerçek yurdumuz olan ahiret için göstermiyoruz. Bugün tahsil üzerine tahsil, diploma üzerine diploma veya şu fakülteden, şuradan mezun olan bir insan olması için gösterdiğimiz gayreti ahiret için göstermiyoruz. Ve kızımıza, oğlumuza örnekler gösteriyoruz. Sanki hayatın amacı oymuş gibi. Evladım, şunun gibi olmalısın. Bak, komşu Ayşe teyzenin kızı şunu şunu yaptı, şurayı kazandı. Hayatını garanti altına aldı. Evladım, bak, amcanın oğlu Ahmet ne yaptı? Şurada şurada çalışıyor, bu kadar maaşını alıyor, ne kadar rahat bir hayatı var. Bu bir yere kadar doğru olsa da değerli dinleyenlerim, yavan kalır. Burada düşünmemiz gereken şu. Evet, benim oğlum veya kızım yeterli bir tecrübe kazansın. Çalışması gerekiyorsa evet, iaşesi için tamam. Ama helal haramı biliyor mu benim oğlum veya kızım? Yalanı, rüşveti, hıyaneti, vatan hainliğini biliyor mu? Bunların insana cehennem odunu olarak gelebileceğini ben evladıma gösterdim mi? Matematikte, fende vesaire ilimlerde, dünyevi ilimlerde başarılı diye gösterdiğim amcamın oğlu veya bilmem kimin kızı, ahlak bakımından da örnek gösterebileceğim bir insan mı? Yarın, yani ahirette, acaba kızım veya oğlum benim boğazıma mı sarılacaklar, neden bana bunları göstermedin diye. Ama evladım, ben şu kadar parayı dershanelere verdim, daha iyi bir geleceğin olsun diye vesaire deyip kurtulabilecek miyiz? Bu çok önemli. Bizim şu anda kalplerimiz gaflet bulutları içerisinde. Nasıl ki şöyle gökyüzüne baktığınızda bazen güneşe bakamazsınız. Gözünüz ışıldar, yüzünüzü böyle
küçültürsünüz, kısarsınız, birkaç saniye devam eder o güneşe baktığınız gölge gibi, ama bulutlar olduğu zaman bırakın gözünüzü kırpmayı, güneşi göremediğiniz için hiçbir sorun yaşamazsınız. Bizim gaflet bulutlarımız var. Hayatımızın birçok yerinde. Bugün en önemli aileler için konu çocuğunun eğitimi. Ama çocuğunun hangi meslek sahibi olması gerektiği ile alakalı yere kadar bu eğitim. Peki ya sonrası? Bu konuşulmuyor. Bir Allah dostu diyor ki, doğrusu şu insanlara ben hayret ediyorum. Bir çocuğum öldüğünde onlarcası geliyor, başsağlığı diliyor. Mesela bir vakit cemaatle namazı kaçırdığım için kimse gelip bana taziyede bulunmuyor. Üzüntülerini bildirmiyor. Demek istiyor ki bundan yüzlerce yıl önce belki de insanlar cemaatle namazı kaçırdıklarında, terk ettiklerinde demiyorum, o kadar konuya vakıflar, bir sebepten dolayı diyelim, iştirak edemediler, hemen namaz bitiminde kendisini ziyarete giderlermiş. Hayırdır inşallah, bir şey mi oldu? Başın sağ olsun. Yani cemaatle namaz sevabını kaçırdın derlermiş. Nereden nereye? Değerli kardeşlerim, bugün yaratılış gayesini muhafaza edemediğimizi görüyoruz. Peki, hep kalp 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 diyoruz. Uyuyan kalbimiz var, gaflette bir kalbimiz var. Biraz kalbi tanıyalım mı sizlerle beraber? Kalbi selim, çokça duyulan bir şey. Kalbi selim şu, her birimizin nefsin istekleri var ya içerimizde, onlardan korunmaya çalışmış, arınmaya çalışmış bir kalp Allah'ın izniyle. Yani Rabbimizin kuluna temiz fıtratıyla birlikte ihsan ettiği ve ondan muhafazasını talep ettiği kalp. Bu kalp öyle ki küçük tefek şeyleri, çok büyük olmasa da, mesela şüpheli olayları bugünden bahsedelim, büyütür, onlardan da kaçmaya çalışır. Mesela faizli bir muamele olduğunda, diyelim ki birebir kendisinin bir dahli yok o konuda, bir başkası ondan buna gelmiş, onu dahi düşünür. Biraz daha takvaya yakın olur. Şuara suresinde buyurulduğu gibi, o gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim ile gelenler müstesna, temiz bir kalp. Diyor ki bir şiirde, ey tacir, mal ve evladın bile fayda vermeyeceği hesap gününde, sanma ki senden altın ve gümüş isterler. Senden ancak kalbi selim isterler. Peki bu kalbi selime nasıl ulaşılabilir? Kardeşlerim, etkileşim çok önemli. Sosyal medyadan bahsetmiyorum. Bugün özellikle baharatlardan örnek vereyim. Naneyi, kekik veya kimyonu yan yana koyun. Bunlar birbirlerine nüfuz ederler. Hangisinin kokusu daha baskınsa o olur. Ya da baharat olmayan bir şeyin yanına siz kimyon, karabiber vesaire kokusu kuvvetli bir şeyi koyduğunuzda o ona sirayet eder. Allah Allah, bu koku nereden geldi? Ondan çekiyor. Bugün öğreniyoruz ki bizim o baharatlardaki gibi etrafımızda özenebileceğim kimler var? Oturması, konuşması, giyinmesi, hal hareketi
kimler var? Benim kalbim bunlardan etkileniyor. Bugün cep telefonlarına giriyorum. Etkileşim, hadi sosyal medya, ona da geçelim. Neyle? Etkileşim içindeyim, etkileniyorum daha doğrusu. İşte bunlar baharat örneğinde olduğu gibi kalbimizi etkileyebiliyor kardeşlerim. Peki bu kalbe ulaşmak için bu günah kirlerinden bir an evvel uzaklaşmak, temizlenmek için ne yapmak gerekiyor? Diyorlar ki, mahlukata merhamet nazarıyla bakacaksın. İnsana, insan derken kadın erkek, kocan, karın, çoluğun, çocuğun, baban, anneannen, sokakta hiç görmediğin insan, merhamet nazarıyla bakacaksın. Allah-u Teala'nın seni her an gördüğünü, seni takip ettiğini bileceksin. Onun yarattıklarına merhametle davranacaksın. Sadece insanlara mı? Elbette hayır. Hayvanlara? Hayvan dediğinde kuşundan tut balığına kadar. Bitti mi? Hayır. Yarattığı bitkilere, ağaçlara, çevreyi kirletmemekle bile merhametle davranmış olacaksın. Piknik yapıyorsun, ailemle oturdum, ne güzel helalinden takılıyorum burada dedin ama ortalığı mahvettin. Etrafta çöplerin var, plastik pet şişeler bıraktın. Sen zannediyor musun ki kul hakkı sadece insanın para alıp vermesinde, gıybet edip etmemesinde, o ağaçların, o toprağın bile hak arayacağı ahiret pazarı var. Yine derler ki, sen bu kalbe haiz olmak istersen, şerden kaçacaksın, yılandan kaçmandan daha fazla. Bugün bir yılan görsek bilmiyorum. Ne kadarımız acaba karşıya geldi yılanla? Ondan kaçar gibi kaçacaksın. İlk tepkimiz zaten kaçmak olur değil mi? Peki nasıl yapacağız? Şerden nasıl uzaklaşacağız? İşte ilk dakikalardaki yere geldik. Bir insan eğer haram helali bilmezse, doğru yanlışı bilmezse, iyi kötüyü bilmezse, gidilecek yol, gidilmeyecek yol bunları bilmezse, bu tercihi nasıl kullanacak? Ne demiştik? Bunlar günahların fazla olmasından kaynaklanıyor ve günah kirlerimiz damarların tıkanması gibi bugün bizim manevi damarlarımızı tıkıyor, zehirliyor. 1- Her şeye merhametle davranacağız. 2- Şerden kaçacağız, yılandan kaçar gibi. 1 dakika, bu benim için haramdır. Allah'ın haram saydığı, emrettiğidir. Bir başkası, o güzel kalbe haiz olmak için gözyaşı dökmektir. Bugün neler için gözyaşı döküyoruz? İsteyip elde edemediğimiz onca şey var geride. Şöyle hayatımızı bir film skalası gibi düşünün. Saniyeler oynuyor. O saniyeleri yıllar diyelim. O film şeridi içerisinde acaba neler kaldı geride? Arzu edip kavuşamadığımız, ulaşamadığımız, sadece hayallerimizde kalan, başarısız olduğumuz, üzüldüğümüz neler kaldı? Geride neler var neler. Lakin mümkün mertebe biz elimizde olanlara odaklanacağız. Kardeşlerim, salih amel bir başka madde. Kalbin kazandığı bir seviyeyi korumak istiyorsak, salih ameller işleyeceğiz. Bu konunun biraz daha iyi anlaşılması için bir örnek vermek istiyorum. Tevbe konusunda bir cümleyle geçmiştik. Bugün yeri geldiği için sizlerle işlemek istiyorum. Kardeşlerim, sağlam bir tevbe için 3 tane madde gerekiyor. Bunlardan bir tanesi
Eğer eksik olursa tevbe tam olmuyor. Bugün konumuz değil ama şu kadarını söyleyebilirim. Hani tevbe ettikten sonra tekrar günahlara dönmek, kafayı karıştıran şeylerin tekrar tekrar gündeme gelmesi, tevbe ettikten sonra belli bir süre geçtikten sonra diyelim, ibadetlerde o hazzı, o heyecanı, o elektriği alamıyor oluşumuzun sebeplerinden bir tanesi. Aynı zamanda yine bugün konumuz olan kalbin kararmasına çözüm. 3 madde. İHA. İHA. Akılda kalması için. Birincisi, ilim kardeşlerim. İlim olmadan bir insan neye tevbe edeceğini nasıl bilebilirdi? Hatırlayın. İlim gerekiyor evvela. Bunu Rabbim haram etmiş. Bu yasaklanmış. Şundan dolayıydı, bundan dolayıydı bu. Buna hiç girmeden, mantık yürütmeden, benim dinim bana bunu yasaklamış diyelim. İnsan içki içiyordu. İlim sayesinde, yani bilgisi sayesinde okudu, öğrendi, duydu. Ne yaptı? Onun yasaklandığına kanaat getirdi, öğrendi. Birincisi ilim. İlim olmadan zaten birçok şeyi tamamlayamıyoruz. Hatta ibadetlerde bile ilim olmadan niyetle beraber hiçbir sonuca ulaşamıyoruz. Birincisi ilimdi. Kalbimiz için de böyle. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrenmenin yolu okumaktan geçer, bilgilenmekten geçer. Buna ilim diyoruz. İHA kısaltılmış. İHA. Peki H nedir? Tamam. İlmimizi o konu ile alakalı pekiştirdik. H hal. Bir şeyin yanlış olduğunu öğrendik. Ondan uzaklaşmamız gerektiğini, bunun bir emir olduğunu biliyoruz. Uymadığımız halde başımıza neler geleceğini biliyoruz. Bu sefer halimize bunu dönüştürdük. Ne demek bu? Ben tevbe ettikten sonra yanlışlarımı gördüm ya ilimle beraber. Benim durumum tevbe etmeden önceki durumumdan mutlaka farklı olacak. Oturmam kalkmam, bir günü neye ayırdığım, hangi hatayı işliyorsam eğer onu düşüneceğim, ondan beni uzaklaştıracak neler yaptım. Gerekiyorsa gereksiz, efendim, vakit harcadığım birçok şeyi ne yapıyorum? Es geçiyorum. Daha az boş şeylerle uğraşıyorum, maleyani şeylerle uğraşıyorum. Arkadaşlarımla çok gereksiz, o günahlara belki de beni götüren vesile olan şeyler vardı. Onlardan vazgeçtim. Halime bunu yansıttım. Hal. Halimde bir değişiklik oldu. Hatta derler ya, bir insan tevbe ettikten sonra hayırdır ya, hacı mı oldun yoksa, hoca mı oldun vesaire diye. Halinde değişiklik olur. Sadece bu kılık kıyafeti değildir. Oturması, kalkması, yemesinde, içmesinde daha dikkatli olmasıdır vesairedir kardeşlerim. İHA, ilim dedik, hal dedik, bir de A var. A nedir? Bütün bunların sonrasında amel etmektir. Amel neydi? Namaz amel miydi? Evet. Sadaka amel miydi? Evet. Hakkı tavsiye etmek, kötülükten insanları nehyetmek, yapmayın kardeşim, etmeyin. Bu da onun içerisine giriyor mu? Salih ve hayırlı ameller içerisine elbette giriyor. Peki bunu bugün konuşmaya çalıştığımız kalpler ile ilgili nasıl alabiliriz ameli? Kardeşlerim, biz bugün çok koşuşturmalı bir hayat içerisinde yaşıyoruz. Mutlaka bitirmek zorunda olduğumuz işler var. Öğrenciyken başlayan o koşuşturma, evlendikten sonra da, çoluk çocuğa karıştıktan sonra da, torun sahibi olduktan sonra da bitmiyor. Mutlaka bitirmemiz
koşturmamız gerekenler var. Bunların arasında bazı şeyleri ıskalıyoruz. Kendimize dikkat edemiyoruz. İşte bu dikkat edemiyor oluşumuzun faturalarından bir tanesi de kalbimizin kararmasıdır. Ve ona bağlı olarak da birçok şeyin bizim için basit görülüyor olmasıdır. Bu devirde 2020'de şu yani o da bunu yapmış, mecburen böyleyiz diyerek kurduğumuz cümlelerde nasıl amel etmem gerekiyor? Aslında söylenmesi basit, uygulaması zor. Allah'ın istediği gibi bir hayatım olmalı. Bugüne kadar et tırnak gibi, bir tesbihin taneleri gibi beraber olduğum bir dünya var. Materyalizmin içindeydim. Paranın ve gelirin, mesleğin, diplomanın ön planda olduğu bir hayatta yaşıyorum. Ben de o yolda, o minvalde devam ediyordum. Zor ama ayrılmam gerekiyor. Fikri olarak, dağ başına kendimi atarak, dünyadan el etek çekerek, bana ne haliniz varsa görün diyerek değil, ama manen dikkat etmeliyim. Bugün faiz sanki bir sakız reklamı gibi reklamlarda oynuyor. Sosyal medyada, televizyonlarda. Mahallelerde bankalar ile alakalı çok haşır neşir olduğumuzu görüyoruz. Mesela bir Müslüman bunları görüyordu. Daha dikkatli olacağını artık anlıyor. Amel bakımından bunu düşünmeye başlıyor. Küçük tefek şeyler için nasıl olsa benim kalbimi Allah biliyor diyerek şüpheli olanlara yanaşmıyor. Evine sokacağı gıdalarda da aynı özeni dikkati sergiliyor. Onunla amel ediyor. Ve en önemlisi belki de ameller konusunda doğru yolda doğru bir şekilde inanıyor insan. Onun öncesinde, tevbe etmeden öncesinde ne kadar yanlış fikir, acabalar vesaire varsa bunların hepsini bir kenara bırakıyor ve daha huzurlu, daha düzgün pisliklerden, yanlış inançlardan temizlenmiş bir saf inancı arıyor. Onunla amel ediyor. İşte bunu yaparsanız, bunu yaparsak, bunu yaparsalar insanlar kurtuluyor kardeşlerim. Bir de kalp derken neler yapmamızı lazımı konuştuk ya, İHA örneği verdik. Ölmüş kalpler var. Bir de mühürlenmiş kalpler var. Bununla ilgili zaten Rabbimiz Celle Celaluhu Muhammed suresinde, El-Furkan suresinde bu örnekleri bizlere buyuruyor. Şöyle ki, muhakkak ki Allah inanıp salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenlerse dünyadan faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacağı yer ateştir. Ey Resulüm! Yoksa onların çoğunu hakkı işitiyorlar veya anlıyorlar mı zannediyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Doğrusu gidişçe daha da aşağı mertebededirler. Mühürlenmiş kalpler. Biliyorsunuz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle gönderildiği toplumda en yakını önce can sonra canan derler değil mi? Akrabalarıyla da ilgilendi. Onların hidayete ermeleri için ne kadar dua etti. Lakin nafileydi. Ve Kur'an-ı Kerim'de tefsirlerden okuduğumuz kadarıyla anlayabiliyoruz ki hidayet yalnızca Allahu Teala'dan gelecekti. Ne kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzülse de en yakını
Belki de çocukluğundan itibaren hayatının en yalnız, en bakıma muhtaç, kol kanat gerilmesi gereken çağlarında yanında olan amcasının dahi hidayete kavuşması için ne kadar çabaladı, dua etti ama bunda muvaffak olamamıştı. Bu bizim için bir örnektir kardeşlerim. Bugün eğer bir insan, günümüzden bir örnek verelim, ne kadar ona hakkı anlatırsanız anlatın, eğer kalbi mühürlenmişse, eğer kalbi ölmüşse buna bir fayda yoktur. Peki onunla mücadelemizi bitirecek miyiz? Ümidimizi kayıp mı edeceğiz? Hayır, bu bizim evladımız da olabilir. Bu kocamız, hanımımız, akrabamız da olabilir. Ümidimizi kesmeyeceğiz. Mücadelemizi edeceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mücadelesi gibi olmayacak belki. Ama bize verilen sınırda o akrabamız için hem dua edeceğiz, hem de onu kırmadan, incitmeden hayrı, hakkı tavsiye edenlerden olacağız. E bugün neyi konuşuyoruz? Kalbin ölmesini konuşuyoruz. Kalbin ölmemesi için yapmamız gerekenler bunlar. İşte böyle olmadığı zaman mühürlenen kalpler oluyor. Bugün olduğu gibi bundan 1000 yıl önce veya ne kadar yıl yaşandığı dünyada bilemiyoruz. O zamanlardan beri aynıydı. İyiler ve kötülerin olduğu bir dünyadayız. Bundan bilmem kaç bin yıl önce de iyi vardı, kötü vardı. Bugün de var, yarın da devam edecek. Kardeşlerim, ne demek ya, Allah korusun, mühürlenen, ölmüş bir kalbe sahip olmak. Bugün doktora gittiğiniz zaman, maşallah kalbin, bilmem şu aracın motoru gibi patır patır çalışıyor, çok sağlam bir kalbin var diyor ve insanlar seviniyor. Böyle bir kalpten bahsetmiyoruz. Dışarıdan damar sistemi, kalp açıklığı, pompa miktarı değil. Anlamayan, anlamamazlıktan gelen, inat eden mühürlenmiş kalpler. Bu kalpler peygamberlerin, veli zatların kalplerinin tam zıddı olan kalpler. Sadece nefsi ne istiyorsa onu doyurmaya çalışıyor. Hangi haram, hangi kötülük, hangi katliam veya önemli değil. Dünyada yemek içmek, gel geç sevdalarla ömür tüketmek sadece bu. Kardeşlerim, böyleleri insan ve hayattaki sırlardan, kainattaki ibretlik olaylardan habersizdirler. Kendileri sapıklığa gittikleri gibi insanları da etkilemek isterler. Tabii ne kadar etkilerler? Güçleri kadar. Ne kadar gücü varsa bir insanın o kadar etkiler. Bugün peki bu çok daha kolay yapılabiliyor mu etki? Evet, yapılabiliyor. Örneğin mahallede bir tane, bu anlatmaya çalıştığımız örnek olsun, birisi var, ismi Ahmet olsun. Kendisi nefsani emellerine yenilmiş, kalbi mühürlenmiş bir insan Ahmet abi. Kimi etkileyebilir? Evet, mahallede gençler, onun sohbetine gidenler, bir şekilde iletişime girenler. Peki Ahmet abinin tüm mahalleyi etkilemesi mümkün mü? Küçük bir ihtimal. Çünkü kim kimle muhatap olacak? Ama sosyal medya denen bir mecra var. Eğer o Ahmet abi dediğimiz kişi sosyal medyada bu kötü fikirlerini anlatır ve genç dimağlar, kalbi günahlardan zaten kararmış, neyin iyi, neyin kötü, neyin haram, neyin helal olduğunu bilmeyen insanların kafası karışabilir mi? Evet. Bugün internette tesir çok fazla. Dünyada Allah'ın mülkünün, Allah'ın nimetinin içinde yaşadıkları halde
bu nimetlerin sahibini inkar edenler var. Onun emir ve yasaklarını çiğnemenin, hatta bunun reklamını yapmanın derdinde olanlar var. Halbuki bir okusalar, bazen diyoruz ya niye okumuyorlar? Ama o zaman Allah-u Teala'nın bizlerle paylaştığı ayetlerle çelişmiş oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu zaten her okuyan anlayacak diye buyurmuyor. Bazıları bunu anlayacak. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri yaratmadan önce de Ahmet'in, Ayşe'nin, Veysel'in her kimsek ne yapacağımızı zaten biliyordu. İşte Kur'an-ı Kerim'de zaten anlatılıyor. Nimetin sahibini inkar etmek ne demek? Sen nerede nefes alıyorsun? Kimin mülkündesin? Misafirliğe gittiğinde birkaç günlük de olsa, kendi annen baban da olsa, kendi evin gibi rahat edemiyorsun. Hele hele evlendiysen, çoluğun çocuğun varsa. Hal böyleyken, bizim en küçük bir faydamızın olmadığı bir dünyada, bir evrende yaşarken, nasıl acaba bu kadar nankör olabiliyoruz? İşte bu konuyu bizi en iyi bilen Rabbimiz Celle Celaluhu anlatıyor. Yasin suresinin 77, El-Bakara suresinin 18 ve En-Neml suresinin 80 ve 81. ayetleri. İnsan görmez mi ki biz onu bir nutfeden yarattık? Bir de bakıyorsun ki Rabbine apaçık düşman kesilmiş. Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar gittikleri yoldan dönmezler. Elbette sen ölülere duyuramazsın. Sırt çevirmiş giderlerken, gerçeklere karşı kulakları mühürlenmiş sağırlara o daveti işittiremezsin. Sen hakikatte gözü görmeyen körleri de düştükleri dalaletten çıkarıp doğru yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Her insan için bir hidayet kapısı var, tevbe kapısı var. İnsan bu kapıya yönelip yönelmeyeceğini cüz'i iradesiyle belirliyor. Zaten her şeyi eğer Allahu Teala bizi yaptırmış olsaydı, bu sefer bir imtihandan söz edilemezdi. Duyduğunuz o ayetlerin meallerinde aktarıldığı gibi, bugün tüm insanlığı korku ve ürpertiyle saran olaylar bütünü var. Ama bunların dışında o ayetlerde aktarıldığı gibi sır ve hikmetler var. Mutlaka iyi ve kötüyü de içimizde barındırıyoruz. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek gibi bir gayesi vardı değil mi? Sonra tevbe etti, Müslüman oldu ve kim oldu? Adaletiyle meşhur Hazreti Ömer oldu. Ömer demiyoruz ona mesela. Hazreti Ömer diyoruz. Radiyallahu anh diyoruz. Öncesi şuydu, buydu. Bitti. Mesela Hazreti Hamza'yı radiyallahu anh şehit etmişti vahşi. Ne dedik? Tevbe etti. Temizlendi. Allah'ın izniyle biz radiyallahu anh diyoruz. Önceki ve sonraki tam da konuştuğumuz şey, Allahu Teala eğer hidayet edecekse, bu yazıldıysa
bunu hak edecekse veya belli oluyor. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Vahşi radıyallahu anh'a emri veren değil miydi? Ama ona da hidayet kapısı kapatılmadı. Firavun'un sihirbazları, hatırlayın, boş bir hayat yaşadılar. O kısa ömürlerinde, o ana kadar belki de hayırlı bir iş yapmadılar, bilemiyoruz. Ama sonra ne oldu? O mucizeyi gördüler. Bir dakika, Musa aleyhisselam bunları şu şu hareketlerle yapmış olamaz. Bizler bir göz yanılması, oyun, bir metot denedik. Ama bu apaçık bir mucize dediler. Allah bir dediler Celle Celaluhu ve Musa aleyhisselam onun peygamberi ve kuludur. İman ettiler. Sonra Firavun o sihirbazlara ne yaptı? Parçalattı mesela. Onlar da kalbi bir bakıma mühürlü gibiydi. Karun'u düşünün. Belam bin Bağur'a düşünün. Hidayet üzere yaşayan, sonra da delaletle hayatını sonlandıranlar da oldu. Bunu iyi bir şekilde ayırt etmemiz lazım. Yani bir insan çok güzel bir hayat sahibi, ne güzel, kalp gözü açılmış, tertemiz, nurani bir vasfı var. Ağzından bal damlıyor dediğimiz bir insan da olabilir. Ha, onun sonunu bilebiliyor muyuz? Hayır. Kalbi sanki mühürlenmemiş gibi geliyordu bize. Ama sonra Belam bin Bağur'a ne kadar ilmi yüksekti Karun. O da ilmi seviyesi yüksek bir insandı. Ama delaletle, yani dünya defterini, amel defterini hüsranla kapattıklarını biliyoruz. Kimileri de bir evvelki örnekte aktarmaya çalıştığımız gibi dalalet içerisinde geçen bir ömürden sonra güzel bir yola, tevbe yoluna giriyorlar ve bundan hissedar oluyorlar. O zaman şunu unutmayacağız. Madem kalplerin mühürlenmesinden bahsediyoruz, ne kadar ince bir tabir. Kalbin mühürlenmiş olması. Mühürlenmiş, üzerine damga vurulmuş. İstediğin kadar anlat. İşte zulüm, küfür, fısk gibi hatalar var. Günahlar var, değil mi? Bu günahları işleyenlerden bazıları ne olmuş? Tevbeyle beraber arınmışlar. Bu üç tane maddeye bakın. Bir insan küfür üzere olursa, bir insan zalim olursa, fısk içerisinde olursa, bu günahları işleyenlerden tevbe edenler var mı? Yok. Bakın, bu çok önemli bir mevzu. Kur'an-ı Kerim'in 26 yerinde Allah onları hidayete erdirmez buyruluyor. Bunlar kimler? Zalimler. Yani zamanında gerçekten de zalimane bir hayat yaşamış. Mesela Firavun örneği. İnsanlara annelerinden emdikleri sütü burunlarından getiren bir zalimin hidayeti tarihte olmamış. Bu günahlardan vazgeçen, tevbe etmiş bir insana hidayet kapısı açılmış. Yani bir anda adam en zalim insanken birkaç dakika içerisinde bu dönüş olmamış. Bu günahlardan vazgeçen, samimi bir gönülle Allah'a yönelen kullara hidayet nasip olmuş. Onlar daha dünyadayken bizler ibret alalım diye zaten en ağır cezaya çarptırılmış insanlar. Ölüm şekillerini biliyoruz. Bu üç suç unsurunu benimseyenler özellikle bakın zikredilmiş. Zulüm, küfür ve fısk. Kardeşlerim, hikmetini bilemiyoruz. Ne olursa olsun
kalbi mühürlü ve kilitli olanlar, Allah'a ve hayra karşı kapıları kapanmış, insanlıkla manevi hayatta alakaları kesilmiş kimselerdir. Kalplerindeki mühür ve kilitleri kaldırabilecek hiçbir insan yoktur. Yalnızca o kilitleri, mühürleri kaldıracak yegane kudretin sahibi, onların unutmuş olduğu Allah Celle Celaluhu'dur. Hatta Haşr suresinde de geçer ya, Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki, Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Allah'ı unutan kendilerini bile hatırlayabilecek bir şuuru olmayan insanlar. Bugün bombaların, bugün tecavüzlerin, bugün Allah'a karşı işlenen bunca isyanın ve insanların kendi aralarındaki bunca adaletsizliğin, gözyaşının olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hiç bundan 10 asır, 20 asır öncelere gidip de örnek bulmaya gerek yok. Bunu çabalamaya da lüzum yok. Bugün öyle haberler alıyoruz ki, ülkemizden de maalesef oluyor bunlar, bazen en yakınlarımızdan da geliyor haberler. Bunu nasıl yapabilmiş? Ne kadar vicdansız bir insan. Hiç mi merhameti yokmuş ya? Bunu nasıl yapabildi? Hiç beklemezdim dediğimiz, midemizi bulandıran olaylar da oluyor. Ama insan işte, diyor ki, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek, sinede bir yüktür. Ya, hastalıklı, gafil ve en ilerisi mühürlenmiş ölü kalpler. Kardeşlerim, peki kalbin hasta olmasının sebebi ne? Kalp, maddi kalbe baktığımız zaman yağlı yedik. Olmaması gereken bir hayatı oldu. Yani hareketsiz bir hayatımız vardı. Sigara, şu, bu vesaire. Etmenler var. Peki kalbimizin manevi hastalıkları ne? En önde cehalet geliyor. Hani İHA'nın iyisi vardı ya, ilmin zıddı. Zavallılık ve karanlık dolu bir yol cehalet. 2. Ahlaksızlık. Peki bunun şifası var mı? Tedavi görülürse ahlaksızlık, vaktinde bir tedavi olursa, bir tevbeyle Allah'ın izniyle şifa bulur. Cehaletin, hastalığın bir tedavisi var. Evet var. Hatta diğerinden daha kolay, doğru bir ilim sahibi olmak, okumak veya dinlemek veya izlemek. Kalbin bir başka hastalığı şüphe. Bunun tedavisi var mı? Var. Bu da ilimle beraber insanın kendi mantığıyla, hani ikide bir söylüyoruz ya, benim mantığıma göre şöyleydi böyleydi diye. İlimle beraber her şeyi öğrenemeyeceğini, dünyada Allahu Teala'nın izin verdiği kadar bilgi sahibi olabileceğini, inanmanın, İslamiyet'in zaten gayba iman olduğunu düşünüp o mantığıma uyup uymamayı bir kenara koyan, şüpheden uzaklaşmış insanlar ne yapabilirler? Tedavi olabilirler. Bir başka hastalık şehvettir ve ihtirastır. Bir türlü doymak bilmeyen o nefistir, çılgınlıktır. Peki bunun tedavisi var mıdır? Evet vardır. Uzun uzun selvi ağaçlarını düşünün. O ağaçların koyu gölgeleri altındaki kabristanlar
bunun en önemli ilacıdır görsel manada. Ne kadar şu da olsun, bu da olsun, bu eksik kaldı, bu yarım kaldı desek de, o şehvetin de, bitmek bilmeyen ihtirasın da ilaçları var. Onlardan bir tanesi ölümü hatırlamak. Kalbin belki de en önemli hastalıklarından bir tanesi de katılıktır, kabalıktır. Böyle kalpler bir şeyleri duymaz, birilerinin feryadını duymaz. Merhamet, şefkat bilmeyen kalplerdir. Taşlar bile bu kalplere nazaran daha yumuşak, daha sıcak, daha sevimli kalır. Bakara suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi Celle Celaluhu, şu örneğe lütfen dikkat ediniz. Ne var ki bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Kalbin katılığı da bir başka hastalık. Allah'ı hatırlamamak. Ya. Peki bunun ilacı var mı bu hastalığın? Zikretmek. Şu kadardı, bu kadardı, sayısı şuydu. Bilemem. Zikretmek. Allahu Teala bu kalp hastalıklarından bizleri muhafaza buyursun. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza buyursun. Bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu, sahası olduğunu biliyoruz. Üzerinde türlü türlü imtihan rüzgarlarının estiğini, kalbimizin çeşitli tesirler altında kaldığını, bazen bir o yana bir bu yana sürüklediğini biliyoruz. Ey Rabbimiz Celle Celaluhu, bizleri affeyle. Bizleri hayır üzere yaşat, hayır üzere öldür, hayır üzere dirilt. Hayırlı insanlar nasip eyle, hayır ile yaşanmış bir ömürden sonra hayrı tavsiye ederek, şerden insanları uzak tutmaya çalışarak hayır kelimeleriyle göçenlerden eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.